Türküş doğru söylemiş. Türkiye ülkede biliyorsunuz kriz var ama bu Türkiye ile kaynaklı bir şey değil. Alım gücü azaldı. Artık ona göre yani. Yoksa harcamaya kalırsa kişi kendini ona göre ayarlayacak. Bence açlık diye hiçbir şey yok. Herkes çalışırsa her şey var. Türk İş tarafından açlık sınırı 8130 lira, yoksulluk sınırı 26485 lira olarak açıklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu kadar da aç değildir bence. Şeyler dolu yani. Tamam yani açlık derken açlıktan açlığa fark eder ya. Yani açlık tamam zordayız şu anda, enflasyon yüksek, tüm dünya üzerinde yüksek. Hesabını tabii ki bileceğin, alacak satacak. Yani dört dörtlük değil ki, hiç gibi dünyanın her yerinde şu anda yani kriz var. Tek Türkiye'de olsa derim ki her yer güllük gülistanlık, Türkiye desem yani. Her yerinde de var kriz. Dünyayı alsan dünyayı ben bir iki günde harcarım yani. Kişinin harcamasına göre de yani. Tabii ki faturalar tabii ki yüksek. Eskiye nazaran kaç kat oldu? 6 katı, 5-6 katı oldu. Alım gücü azaldı. Artık ona göre yani. Yoksa harcamaya kalırsa kişi kendini ona göre ayarlayacak yani. İlle de daralsınlar, şey yapsınlar demiyorum yani. Elini taşın altına koyacak. Biraz bir ailede fikir birliği olacak. Harcarken dikkatli harcayacaklar. İşte o yani, hep tüm genel öyle. Türküş doğru söylemiş. Türkiye ülkede biliyorsunuz kriz var ama bu Türkiye ile kaynaklı bir şey değil. Biliyorsun dünyada bu kriz var. Ama bunu gidermek için valla hükümetin ne yapacağı belli. Onun için biz hükümete yardımcı olmak istiyoruz. Vatandaş olarak diyecek bir şey yok. Zaten halk her şeyi biliyor. Türk İş'e veya kamu yetkililerine veya bakana çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten umulanın üzerinde bir artış oldu. Valla ekonomi dünyada kötü. Türkiye ile alakalı değil. Görünüyor her şey. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı bayağı etkiliyor. Zorluk olmadan da kolaylık olmaz. Elbette zorluk olacak. Yaşamak da bugün ekmeği çiğneyerek yutmasan yutamazsın. Onun için sabırlı olmak lazım. Bence açlık diye hiçbir şey yok. Herkes çalışırsa her şey var. Biz de esnafık. Biz de burayı mesela yeni açtık. Bir mücadele olduktan sonra her şey bence var yani. Millet acından ölüyor. Ben bir emekliyim. Bekliyorum bana ne verecekler. Düzen kötü. Durum iyi değil. Yine kendimize şükrediyoruz ama aç olup açıkta olanlara ne demeli? Çok kötü durum. Ekonomi iyi diyenler nedir acaba? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Bu dünyada yaşamıyorlar mı acaba? Onun için yanlış. Gidişat da kötü. İnşallah kazanacak. Ülke kazanacak. Hükümet değil. Yani baştakiler değil. İnşallah halk kazanacak. Bana göre hani gerçek değil. İnsanların yaşaması çok zorlaştı. Ben emekliyim. Ben 2850 lira maaş alırken şu anda 4750 lira maaş alıyorum. Ama o günkü refahım, o günkü şeyim yok. Yani onun normal olduğunu zannetmiyorum. Ülkenin de şartları çok zorlaştı. Yani dünya şartlarından dolayı. Ondan dolayı da bir sıkıntı var dünyada ama biz daha çok çekiyoruz. Zamlar, daha asgari ücret alınmadan zamlar geldi. Millet çok mutsuz, biliyor musun? Çocuğu, ben dün arabada bir tane bebek gördüm. O bebek, annesi bir şey çerez almış. Yılbaşına çerez, şu kadar çerez. İnan ki ha, o çerezi aldı şöyle camın ağzına koydu. Seviyor, öpüyor. Ben eve gidince seni tek tek yiyeceğim diyor. Üzüldüm, gözyaşlarıma boğuldum. Bu kadar yani, millet çok mutsuz.